Hatırla. Hatırla! Savaşlar yüzünden göç edince ne yapacaksınız bir bakalım. Zenginlik gübredir. Ancak saçıldığında yararlı olur.
Bildiğiniz gibi dünya düzeni değişiyor komutanım. Bu kaotik dönemde enerji havzaları, su, gıda ve ticaret yolları birer birer küresel çıkar gruplarının eline geçiyor. Bu çıkar grupları sizlerin de bildiği gibi maşal olarak güçlerini korumak için terör örgütlerini kullanıyorlar. Birazdan sizlere arz edeceğim konuda bu terör örgütleriyle çıkar grupları arasındaki bir alışverişle alakalı. Seni dinliyoruz Sacit Generalim. Emredersiniz komutanım. Aldığımız istihbarata göre bu bölgede bir buluşma gerçekleşecek. Silah tedarikçileri ve terör örgütü yöneticileri bir araya gelecekler. Yüksek miktarda silah alışverişi gerçekleşecektir. İstihbarata güvenebilir miyiz sacın? Etraflıca değerlendirdik komutanım. Operasyon planlarımızı da teyit aldıktan sonra gerçekleştirdik. Bıçak sırtı bir operasyon. İstihbarat cazip ama risk var. Arı kovanına çomak sokmak gibi olacak. Ama denemeye değer. Uzun bir süredir bu bölgede hazırlık içerisindeydiler. Eğer başarılı olursak büyük darbe alacaklar komutanım. Silahtan daha önemlisi terör örgütlerinin Avrupa ve Orta Doğu'daki bağlantıları da içeren belgeleri ele geçireceğiz komutanım. Göreve kim gidecek? Pençe timin komutanım. Cesur çocuklar. Geçen Elbap'ta yaptıkları operasyon takdire şayandı. Görevlerini yaptılar komutanım. Bu çocuklarınki sadece görev değil sacit. Adanmışlık. Harekete geçmek için emirlerinizi bekliyoruz komutanım. Arz ederim. Acıktın mı? Hay Allah ya, seninkini unutmuşuz ya. Tüh. Tamam tamam, şaka. Tamam, veriyorum, dur, tamam. Ayrıl korktu geldi Pece. Sana uçmayı öğretmedim. Ama savaşmayı öğrettim. Hayatta kalmayı. Bugün özgürce uçabileceksin nihayet. Bugün senin doğum günün olacak. Hayata pençelerini sıkıca geçir. Ne kadar büyük bir savaşçı olduğunu herkese göster, tamam mı? Ben bak, Timi adını sen verdin ha. Unutma bunu. Hadi bakalım git şimdi.
asıllarım hadi. Hadi bas. Bas. Şafak vakti memleketin üstünde doğum güneşi. Hadi Bora! Emay isten güneşi. Yolumuz bir, gönlümüz bir, umurda gönlümüz bir. Bora diyenler sağ tarafa, Selçuk diyenler sol tarafa. Vatansa bu yolda cennete evvel gideriz. Kartal bunlardan baksana uçan gibi çekiyorlar. Ya kardeşim hiç mücadele ruhu yok. Ne sanabilirsin? Bak şu ruhu takatı kalmadı. Asıl! Dört kıtada hayalımız ordu ordu yeryüzünde. Alsancağız yeryüzünde. Yolumuz bir, gönlümüz bir, uğurda gönlümüz bir. Mevzu vatansa bu yolda cennete evvel giderim. Yolumuz bir, gönlümüz bir, uğurda ömrümüz bir. Mevzu vatansa bu yolda cennete evvel giderim. Yolumuz bir, gönlümüz bir, burada ömrümüz bir. Mevzu vatansa bu yolda cennete evvel gideriz. Asya sahrasına gerek yok. Ağır makineli her zaman kazanır. Önemli olan çok atmak değil Selçuk. Attığını vurabilmek. Haydi beyler. Görev öncesi silah bakımı, şarjörü, mermi basımı ellerinizden öper. Hadi. Kaybedenleri şöyle alalım. Hadi hadi. Asmayın yüzünüzü. Özellikle benim silahı temizleyin ha. Alo, aşkım. Gördüm mesajını, gördüm de şimdi müsait oldum. Yetişebilecek misin nişana? Tamam güzel gözlüm, yetişeceğim ben mutlaka. Merak etme tamam. Ne bileyim Süleyman. Tam da nişan öncesi. Gelemezsen biliyorsun babam. Yok olur mu? Biz bütün tüm günlerdir hazırlık yapıyoruz. Bak söz veriyorum yetişeceğim. Çok eğleneceğiz tamam mı? Söz veriyorum. Allah'a emanet ol. Seni seviyorum. Ben de seni. Bunu sakın unutma. Komutanım. Otur otur. Neyin var senin? Komutanım malum nişana az kaldı. Bağırdı, telaşlı. Merak etme. Ben seni onun nişana yetiştireceğim. Tamam mı? Canını sıkma. Güven bana. Hadi gel. Sağ olun. Çalışın, çalışın. Çalışkan aralar sizi. İyi alıştırır siz böyle ha. Her hafta, her hafta ha. Çalış, çalış. Cengiz ön hazırlıklar tamam mı? Hallettik. Sağ olsun arkadaşlar silahları da bir güzel temizliyor. Ha, demek ki Bora kaybetmiş ha? Her zamanki gibi doğru tahmin komutanım. Hadi hep beraber el atın da bir an önce bitsin. Komutandan çağrı geldi. Ufak bir gezintiye çıkacağız. Hı, işte geliyor. Felaketin ayak sesleri geliyor. Hem de gümbür gümbür geliyor. Komutana yüzbaşı yanıma gelsin dedi. Selim, her şey hazır olsun. Kazananların bile kaybedenlerle beraber çalıştığı bir ortam. İşte ben tim ruhu diye bunu derim.
Tek elle alkışlanmaz. Biz her şeyi ekipçe yaparız. Tabii siz istihbaratçılar tek çalışırsınız. Ekip ruhu nedir bilemeyebilirsin Aslı Yüzbaşım. Bilirim Selim Yüzbaşım. Hatta harp okulunda beraber eğitim alırken sana bunu öğretmişliğim de vardır. Arkadaşlar, size kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ne var? Bir şey yok. Operasyon için Ankara'dan onay geldi Ali. Yani hemen harekete geçmeliyiz. Örgüte silah ve finans sağlayan şebeke örgütün sözde liderleriyle buluşacak. Yani bu operasyonda başarılı olursak bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Üç komutanım. Atilla'nın katillerine bir adım daha yaklaşacağız. Ama önce görev Ali. Dikkat! Büşra. Aslı. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Emredersiniz komutanım. Kısa süre önce Beyaz Melek kod adını kullanan birinden bir ihbar aldık. İstihbaratımız sayesinde gelen ihbarı doğruladık. Büşra teğmenimiz de dijital ayak izlerini adım adım teyit etti. Büşra. İhbar bize çok yollu bir IP dağıtımı üzerinden iletildi komutanım. Yani gönderen kişiyi ve ülkeyi tespit etmek neredeyse imkansız. Bu da ihbarı yapan kişinin oldukça profesyonel olduğunu gösteriyor. Ancak aynı kişi bir şeyleri bulmamızı istemiş olmalı ki bu çok zor olmadı. Hedefimiz Martin Colbert. Bu adam dünyadaki birçok örgüte silah ve finans sağlayan kişi. Terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri de işte bu adamla görüşecek. Alışverişin gerçekleşeceği yer burası. Gözlerden uzak, sivil insan hareketliliğinin olmadığı, oldukça korunaklı ve sağlam bir yapısı var. Sayılar hakkında istihbaratımız var mı peki? 30 civarı silahlı adam olacak. Terör örgütünün ele başları da geldiğinde sayı daha da artacaktır. Bölge neresi komutanım? Çok uzakta değil. Hedefimiz Mavi Vatan'da bir ada. O adaya bir yat yaklaşacak ve o yatın içinde de silahlar olacak ama aldığımız bir istihbarata göre içinde silahtan çok daha önemli bir husus var. Nedir komutanım? Bir çanta. Yani belgeler. O belgeleri sizden istiyorum Ali. O belgeler silahtan çok daha önemli. O ada gerekirse yerle bir olacak ama siz o belgeleri alıp geleceksiniz. Emredersiniz komutanım. Koordinatlar ve gerekli bilgiler burada. Sizden istediğim etkili ve temiz bir operasyon. Ama unutmayın ki hiçbir görev içinizdeki güçten daha büyük değil. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Oh,
Nadia. Yakında gemiyi demirleyeceğiz. 13 tane tankı teslim ettikten sonra seninle Monaco'da buluşacağız. Karşı tarafın ordusuna da tank savar sattığına kalıbımı basarım. Sana gelince, yarın yanına gelecek olan müşterilere dikkat et. Seninle son anda pazarlık yapmaya kalkabilirler. Merak etme Mithat. Pazarlık etmeye kalkarlarsa yatı Stinger füzeleriyle birlikte batıracağımdan hiç şüpheleri olmayacak. İşte benim Nadia. Peki ya büyük balık? Balistik füze işi ne oldu? Adım adım hedefine yaklaşıyor. Yarın akşam Atina'dan uçağın kalkıyor. Sakın kaçırma. Sana Monaco'da bir sürprizim olacak. Sürprizlere bayılırım. Güzelliğin göz kamaştırıyor. Bana masal anlatmayı bırak Martin. Vay canına. Umarım tedbirleri arttırmışsındır Martin. Yat, 20 milyon dolarlık silah ve mühimmatla dolu. Türklerin gözü üzerimizde. Buraya ölmeye değil, müşterilerinin hayal bile edemeyeceği silahları satıp para kazanmaya geldim. Hazırız komutanım. Artık kaybolabiliriz. Periskop aşağı. Periskop aşağı. 40 metre. Dalış, dalış. 40 metreye. Dalış, dalış. 40 metre. Tam yol ileri. Tam yol ileri. Hedef noktasına 9 mil uzaktayız. Suyun sıcaklığı da 8 derece. Akıntı da oldukça fazla. Emin miyiz Ali Yüzbaşım? Komutanım, 3 mil kala deniz altından çıkış yaparsak bu hepimiz için en uygun olacak. Daha az sizi tehlikeye atar. Açığa çıkabiliriz. Hem düşmanda ne tür silahlar var bilmiyoruz. Bu kadar silah ve teçhizatla yüzmek sizin için bile zor olsa gerek. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Hem zor görevlerin güzel zaferleri olur. Hem biz Domopınar şehitlerinin torunlarıyız. Bittiğimiz yerden yeniden doğarız. Her şey tamam mı? Tamam Nadia. DNA örnekleri, banka hesapları, fotoğraflar. Güzel.
Of, çok sıkıldım. Şuradan bir an önce gitmek istiyorum. Sonsuza kadar. Yemin ederim Jules Verne bizi görse denizler altında 20.000 fersah tekrar yazardı. Ne oldu, niye? Ya kardeşim, akıl işi mi bu havada 3.000 denizde yüzmek ya? Cengocuğum, imkansızın peşinden koşmayanların hikayesi olmazmış. Tarihe bak. Çaka Bey, Barbaros Hayrettin Paşa, Piri Reis ve bunlar gibi yüzlerce denizci. Tarih boyu hep imkanın sınırlarını zorladılar. Ve bugün biz mavi vatana bu kadar hakimsek onlar sayesinde. Rahmetle yıkansınlar. Amin. Amin. Neydi bizim sözümüz? Zoru başarırız. İmkansız zaman alır. Hadi şu planın üstünden tekrar geçelim. Akrebin yuvasına giriyoruz arkadaşlar. Birincisi, kolay bir görev olmayacak. İkincisi, başarısızlık bir seçenek bile değil. Gizlilik esas. Denizaltını deşifre edemeyiz. Bu yüzden tahliye için denizaltının gizli çıkışını kullanacağız. Ha, bu arada size güzel bir haberim daha var. Ki bu haberi sevinçle karşılayacağınızdan eminim. Özellikle Cengiz. Belirlenen koordinata varmak için 2 saat aralıksız yüzmemiz gerekecek. Bir sıkıntı mı var Cengiz? Yok. Güzel. Suyun sıcaklığı 8 derece. Düşmanda ne tür silahlar var bilmiyoruz. Bölgede dost kuvvet de yok. Denize çıkma noktasına yaklaştığımızda 2'ye ayrılacağız. Selim'in timi iskele tarafını, benim timim sahil tarafını temizleyecek. Buluşma noktamız benim olduğum taraf, unutmayın. Sonra kuru dere yatağından intikale geçeceğiz. Operasyon sonrasında tahliye noktamız İlk buluşma noktamız. Unutmayın sakın. Oradan bizi Zodiac botlar alacak. Tek bir hata bile istemiyorum arkadaşlar. Herkes plana sadık kalsın. Şimdi bize emredilen yerde savaşıp savaştığımız yerde kazanalım beyler! Emredersiniz komutanım! Thank you.
birthday to you. Happy birthday. Tanrım. Demek unutmadım. İyi ki doğdun Nadia. Happy birthday. Happy birthday to you. Benim doğum günüm sizinle çalışmaya başladığım gün. Tanımadığım annemle hiç ilgisi yok. Güney Amerika'dan Orta Doğu'ya adım atmadığımız tek bir karış toprak kalmadı. Onlar kan istedi, biz silah verdik. Onlar birbirini öldürdü, biz kazandık. Bu bizim gücümüzdü. Birbirimize olan güvenimizle kazandık. Ve daima kazanacağız. Hep beraber kasanın her zaman kazandığını ispat edeceğiz. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle çalışıyorum. Envanteri ve hesapları kontrol ediyor. Onun pastasını ben götürürüm. Yarınki satış çok önemli. Parası değil. Etkisi büyük olacak. Martin? Orta Doğu'nun yeni dizaynında başrolde olmak nasıl bir duygu? Hesabıma para yatınca ikisini daha iyi hissedeceğim. Şunu alır.
Sonunda. Gelmemiz hiç kolay olmadı Martin. Afganistan'dan Cezayir'e, Suriye'den Sudan'a, tüm bölge Türklerin kontrolü altında. Üstelik Akdeniz'de kuş dahi uçurtmuyorlar. Bla bla bla. Bahane herkeste bulunur. Amaç çözüm üretmek. Bu iş akıllı aklı mücadelesi. Jack. Bu ne? Yeni çağın yıldızı. Kimyasallar. Uyuşturucuyu sıvı hale getirip katları emindirdik. Böylelikle yakalanman riskiniz sıfır düştü. Köpekler bile kokuyu alamıyor. Ho, 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 ho. Biz bununla Avrupa'da kasırga gibi eseriz. Bizden satın aldığımız silahların finansmanı artık sorun olmayacak. Hala şüphen var mı? Şimdi Orta Doğu'yu hizaya getirecek planlar hakkında konuşabiliriz. Önce adamların tekneye gidip silahları kontrol etsin. Sonra kripto paradan konuşalım. Bir dinliyor tamam. Teröristlerin telefon konuşmalarından elde ettiğimiz bilgiye göre beklenen grup hedef noktasına geldi. Kaç kişiler? Kesin sayılarını bilmiyoruz. Oldukça kalabalıklar. Anlaşıldı tamam. İşimiz daha zor hale geldi. Hayır kardeşim. Baldan tatlı hale geldi. Hadi bakalım yaban arıları. Gidiyoruz. Adı köşe silahı. Ama ben buna görünmez ölüm diyorum. Ağırlığı 3500 gram. Namlu uzunluğu 775 milimetre. Bu silah sağa ve sola 60'ar derecelik açıyla ateş etme kabiliyetine sahip. Üzerindeki 3.2 inç ekran sayesinde kullanıcı duvar kenarından çıkmadan karşıdan gelen düşmanları görüp ateş edebiliyor. Düşmanların son gördüğü şey sadece namlu oluyor. Teknedeki malı gördük. Tam istediğimiz gibi. Peki bu bebekler için ne istiyorsun? Bunlar bonus. 300 adet var. Meskun mahallede Türk ordusuna bunlarla nefes bile aldırmazsınız. Tam da Türkler. Sınır ötesi operasyon yapma hazırlığındayken eliniz güçlenecek. Bize daha ağır silahlar lazım. Atlantik ötesindeki dostlarınızı ikna ederseniz size atom bombası bile göndeririz. Ama önce kripto paranın hesaba geçtiğinden emin olmalıyım. Şu bebeği benim için çalıştırın Nadia. Zevkle. Lan Dalton Nadia, ne hell diyorsun?
Bu uydu telefonunu yardımcısının üstünde buldum. Ne demek oluyor bunlar? Bizi sattılar. Rahatsızlık! Kiminle irtibat kurdun? Söyle! Söylesene be adam! Türkleri mi aradın? Kiminle konuştun? Konuş! Bence iyiydi. Bence bir hazır mısın? Bence iyiydi konuşuyor. Parmağımız tetikte. Bence aldım bence bir. Hazır mısın? Ruhumuz hedefte komutanım. Emin misin Nadia? Martin! Bu telefonla 3 kez Türkiye aramışlar diyorum. Damn it! Damn it! Ne yapacağız? Adayı hemen terk etmeliyiz. Türkler harekete geçmek için sizin gelmenizi beklemişlerdir. O zaman... şimdi adadılar. Siz çıkın. Ben belgeleri alıp size yetişeceğim.
Seni kaçırıyorlar. Hadi. Sarsıntıya hazırlan. C4'e az koş dedim bak. Sonra binayı başımıza yıkacaksın. Ben işimi her zaman garanti alırım komutanım. İyi. Bizde. Gidelim. Kim olduğunu biliyorum. Oğlumun. Benim oğlumun ne olacak? Tamam. Yeter. Bana yarışma fırsatı verirsin. Sana tüm bildiklerimi anlatacağım. Ha!
Yanlış milletin sabrını zorladınız. Pençe 1, pençe 3. Pençe 1 cevap ver, neredesin? Dur! Dön arkana. Ellerini kaldır, dön arkanı. Kimsin sen? Yüzünü göster. Kıyametin ayak sesleri gibi. Kaç kişi geliyor acaba bunun arkasından? Kaç kişi gelirse gelsin. Göğsümüzde ruh buluruz. Hadi.
noktasına varış süremiz 5 dakika. Tekrar ediyorum. 5 dakika. Konuşan TCG 18 var. Beklemedeyiz, tamam. Şimdi başlıyor. Süleyman operasyonu. Hafta sonu herkesi filesiz bekliyorum ha, ona göre. Arka taraf duyuldu mu? Geliyoruz kardeşim. Merak etme. Merak etme Süleyman. Yakacağız orayı, yakacağız. Emredersiniz komutanım. Haklısınız. Zor bir alanda başarılı bir operasyon icra ettik. Emredersiniz. Ele geçen belgeleri inceleyip en kısa zamanda raporumu ulaştıracağım. Takibini yapacağım komutanım. Sağ olun. Arz ederim komutanım. Gel. Komutanım. Pençetimi geldi. Yemek de hazır.
O halde geçelim biz de. Güzelliğine bak. Bir kuş sütü eksik ha. Maşallah. Büyük operasyon. Büyük ödül komutan. Oğlum. Selçuk. Yapma. Kardeşim sen 9 ay nasıl dayandın? Dayanamamışım ki zaten komutanım. 8. ayda sıkılmışım. Şimdi. Komutan geliyor. Dikkat! Perketemi görevini tamamlayarak vatan topraklarına dönmüştür komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol! Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sağ ol! Hepinizin eline sağlık. Büyük iş başardınız. Çok büyük bir iş. Memleket için büyük bir iş. Buyurun arkadaşlar. Hadi bakalım, afiyet olsun. Soğutmayın, soğutmayın. Hadi, hadi. Çok yoruldular ama değdi. Sabri. Ses ver bakayım şunu. Emredersiniz komutan. Martin Colbert was killed alongside his bodyguards. Colbert was managing a foundation which carried out humanitarian aid to war zones. His suspicious death was heard all over the world. Şaibeli ölüm. Bakın nasıl sahip çıkıyorlar. Yardım faaliyetiymiş. Terör örgütünden bahseden bile yok. Ama inanın bu hareketimizi hiç beklemiyorlardı. Bizi kendi sınırlarımızın içine hapsedip geri çekileceğimizi sandılar. Ama daha büyük bir azimle geri döndük. Sakarya'da olduğu gibi. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. Ve o satı bütün vatandır demiştim Mustafa Kemal Paşa. Arkadaşlar, tekrar bileğinize, yüreğinize sağlık. Ama bu arada en çok övgüyü de Süleyman hak ediyor. Adam ayağının tozuyla nişana gidecek. Sağ olun komutanım. Komutanım, nişana geleceksiniz değil mi? Yüzükleri takmak için. Bahar bayağı heyecanlı. Ya Süleyman, arkadaşlar. Aranızda olmayı çok istiyordum ama Ankara'da önemli bir toplantı var. O yüzden yerime Ali Yüzbaşı'yı bırakıyorum vekil olarak. Emredersiniz komutan. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak diyor ya Akif. Yuvanızda o ocaklardan olsun inşallah. Abi. Sağ olun komutanım. Mahcup ettiniz. Estağfurullah. Hadi arkadaşlar, afiyet olsun. Hadi soğutmayın. Geride iz bırakmadığımızdan eminiz değil mi? Hiç merak etmeyin komutanım. Ben kontrolleri sağladım. Sağ kalan kimse yok. Yerel polis cesetleri alıp götürmüş. Bu başarılı bir büyük delil sayılır. Bilene tabii. Martin'in elindeki belgeler ele geçmiş olmalı. Dahası silahlar. Yatla birlikte havaya uçmuş. Herkes ölmüş mü? Evet efendim. Ya Nadia? Nadia çatışma esnasında bir kulübeye saklanmış.
kulübe çatışma sırasında havaya uçmuş, Nadia da ölmüş. Giysileri ve yanık cesedi orada bulmuşlar. Daha sonra yerel polis götürmüş. Nadia saklanmış, öyle mi? Evet. Ölen kadının Nadia olduğundan emin olamayız. Partnerleriniz 20 milyon dolarlık kripto parayı ödedi. Para ortada yok. Nadia da ortada yok. Elimizde yalnızca yanmış bir ceset var. Bize ihanet mi etti? Kimse bana ihanet edemez. Bunu en iyi Nadia bilir. Ya saklanmıştır ya avının peşinden gidiyordur. Emin olacağız. Adli tıpta Nadia'nın cesedine ulaşmanın bir yolunu bulun. DNA tespiti için numune alın. DNA'sını neyle karşılaştıracağız? Türkiye'de kaldığı yeri biliyorum. Saçının bir tek teline, diş fırçasındaki tek bir hücreye ulaşman bile yeter. Baskını yapanlar. Adamlar profesyonel. Kovanın arkasında menşeyi yazmıyor. Fakat bu çelik güçlü mermi kovanı. Ve bu tarz mermileri bu civarda tek bir ordu kullanır. Türk Silahlı Kuvvetleri. Nadia'nın bütün banka hesaplarına ulaşın. Kiminle görüşüyorsa ismini, adresini, her şeyini istiyorum. Nadia'nın New York'ta, Brüksel'de, Londra'da kaldığı evlerin önüne adam dikin. Eğer yaşıyorsa sadece bilmek istiyorum. Şimdilik. İstediklerini hazırladın mı? Evet Nadia. Her şey hazır. Güzel. Gidelim o zaman. Beğendin değil mi? Hepsi senin için. Çok beğendim. Ha? Hepsi çok güzel. Bayıldım. Gel. Çok güzel. Sen her şeyin en güzelini gayetsin baba. Tektaş zaten muhteşemdi Süleyman. Alyans da çok pahalı. Böyle çok masrafa girdim. Ya olur mu? Senin için esinliyse gerisi hiç önemli. Girecek tabii. Öyle kolay mı Vedat Soyadan güzel? Baba öyle söylenir mi hiç? Siz bir gelin bakayım. Gel gel. Nasıl öyle söylenir mi hiç? Ne yani? Teneke mi takılıyorsun? Dua et. Trabzon'u saldırmaz. Vedat, mahcup etme. Üzme çocuğu. Hoş geldin Süleyman oğlum. Hoş bulduk Süheyla Hanım, merhabalar. Zamanla alışacaksın babamın üslubuna. Şu hayatta benim için bir tane mevsim var evlat. Bahar. Benim baharım çiçek açmazsa zevharım olur. Şimdi diyeyim de demedi deme. Benim için de öyle efendim. Uzmayı değil mi seni? Hayır.
Bey. O pazar. Hatta Oliver'ı da bilirsen hiç. Benden daha ileri de var. Bir tanesi karşımda duruyor mesela. Kardeşin de atmaca derler bana. Niye biliyor musun? Gözlerimin içinde durbin var ben. Kurban olduğum Allah öyle yer atmış. Baba lütfen. Ayakta kaldınız. Otursana oğlum. Bak muğlama yaptım. Birlikte yeriz. Hadi. Vallahi sağ olun. Ellerinize sağlık ama ben gideyim. Salonu bir kontrol edeyim de aksilik olmasın. Peyniri çölden geldi ha. Bir daha bulamazsın söyleyeyim. Bir dahakine diyelim. Hey. İzninizle. Teşekkürler. Hadi o zaman güle güle oğlum. Selametle. Allah'a emanet. Hadi gel bir sen de bir çay koy kendine. Şunları bırakın. Bana bak. Delikanlı. Bir arada çay lükte gözlerimizi paylaşalım. Unutmasak. Olur. Öyle bir gülümsemesi vardı ki. Yüzüne bakınca insan derdini söylemeye utanırdı. Babası depremde vefat etti. Biz anaoğul baş başa kaldık. Bir gün çadır kentte askerler geldi ziyarete. Portabereliler. Bizimki bütün gün peşlerinden ayrılmadı. Akşam anne ben asker olacağım dedi. Oğlum iyi güzel de sen gidince ben ne yapacağım? Hem senin dizinde hasar var enkazdan dolayı. Yok. İlle de asker olacağım. Gece gündüz fizik tedavi, antrenman. İyi etti kendini. Spor sınavında birinci oldu. Girdi askeri liseye. Müthiş bir azim hikayesi bu. Çok donanımlı bir asker Atilla Yüzbaşı. İki yabancı dili var. Onu tanıyan herkes disiplinine vurgu yapıyor. Plansız tek bir dakikası dahi yok. Nasıl başardı bunu? Çok hayır duası aldı benim oğlum. Bir bakarsın eğitime yurt dışına gitmiş. Bir bakarsın elinde keser, köy caminin tahtalarını tamir ediyor. Bir gün dedim ki oğlum senin kanatların mı var? Aha, bir oradasın bir burada. Dedi ki, anne, Emine Hanım, o günlerde gelecek. Peki, şehadeti nasıl oldu? Günde bir kez mesaj yazardı bana operasyona gittiğinde. İyiyim anne. Merak etme. O gün zor bir yerdeyiz. Dua et annem. Sonra bir mesaj daha yazdı. Hiç adeti değil. Anne. Hani sana bir kızdan söz etmiştim ya. Aa, evet oğlum. İnşallah döndüğümüzde Sacit komutanımla onu istemeye gideceğiz. Tabii oğlum. Dön selametle. Tabii gideriz. Bu onun son mesajı oldu. Silah arkadaşlarının çok özel bir yeri var hayatında gördüğüm kadarıyla. Hepsi aileden biri gibi. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Hmm.
Atilla'm tek çocuktu. Hep bir kardeşi olsun isterdi. Asker olduğunda anne, ben şimdi buldum kardeşlerimi dedi. Onların omuzlarında da gitti ahiret. Sizi yorduk. Acınızı hatırlattık. Hakkınızı helal edin. Helal olsun kızım. Harika bir evlat yetiştirmişsiniz siz. Ali, gel oğlum, gel. Hoş geldin. Hoş bulduk anacığım. Ali benim Atilla'm. En yakın silah arkadaşı. Asker liseden biri beraberler. Ah canım benim. Berna Kerimoğlu. Sizinle tanışmak büyük şeref. Memnun oldum ben de. Bu çekim hangi program için? Birileri Var programı. Şehit ve gazilerimizin hayat hikayelerini anlatıyoruz. Yaklaşık bir senedir. Ha, hatırladım, denk gelmiştim bir kere. Tebrik ederim. Kolay gelsin o zaman. Sağ olun. Siz de bir şeyler söylemek ister miydiniz Atilla Yüzbaşı ile ilgili? Sözlü olarak tabii, isminizi belirtmem. Benim sözlerim mahşere kaldı. Röportaj bitti. Gayet güzel geçti. O kadar duygulu, o kadar samimiydi ki. Ve dahası var. Ali Yüzbaşı ile tanıştım tesadüfen. Çekim sırasında geldi. Bingo. Harikasın Berna. Bu bölümle ortalığı yıkacağız Jack. Sana her zaman güven. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Evet. Süper. Ah yavrum, ah, ah oğlum, ah oğlum be. Sana da zahmet oluyor çocuğum, onca işin arasında. Ne zahmet anacığım, bana da antrenman oluyor işte. Ne haberler? Ah, unutmadan bak. Şu ağaçlarda budayalım, zamanı gelmiş ha. Yok yok, yorulma sen, yorulma. Unutuyordum az daha, dur. Annem reçel gönderdi sana. Oğlum mahcup ediyorsun beni. Kim yiyecek bu kadar şeyi? Yersin, yersin. Bu arada faturaları da yatırdım anacığım. Bir de devletimiz verdi. Bununla artık istediğin yere ücretsiz gidebileceksin. Her şey onu hatırlatıyor. Unutmuyoruz ki, hatırlayalım anacığım. Sana verdiğim sözü unutmadık. Tek tek bulacağız onu, şehit edenleri. Kardeşim kanı yerde kalmayacak. Merak etme. Allah. Sizi esirgesin oğlum. Sizi. Neyse. Şunları ben içeri götüreyim. Yok.
Ben de alayım bir tanesini. Yok, yok, alın ben. Gel. Tanıyor musun? Henüz değil. Ama yakında tanışacağım. Bunlar timin elemanları. Ali Yüzbaşı. Elin de bayağı ağırmış. Teşekkür ederim amcacığım. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Sizler de sağ olun. Amcacığım yerine geçiyor musun? Evet. Gözlerinizdeki ışıltıdan hepinizin görevlerini yerine getirdiğini görüyorum. Ama ben gene de soracağım. Salih. Ayşe teyzenin ekmeğini aldın mı? Aldım komutanım. Güzel. Yavuz, Mümtaz amcanın bahçesini sulamasına yardım ettin mi? Ettim Ali abi. Ettim komutanım. Aferin. Fatih, sokak hayvanların kaplarına su doldurdun mu oğlum? Doldurdum komutanım. Komutanım. Aferin size.
Ellerinize sağlık. Gelin bakayım şöyle. Gel, 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 gel. Gel. Bir keresinde komutanım bana aynen şöyle söylemişti. Çocuk deyip geçme. Büyür, gün gelir vatan kurtarır. Çocuklar, sizler birer fırtına, birer şimşeksiniz. Sizler geleceğimizin umudusunuz. Gurur duyuyorum sizinle. Aferin. Şimdi sizlere yeni bir görev veriyorum bakalım. Haftaya bugün Yunus Emre ve Karacaoğlan'dan birer şiir ezberleyeceksiniz, tamam mı? Şiiri güzel okuyana ödül var ha. Emredersiniz komutanım. Duyamadım. Emredersiniz komutanım. İyi hafta görüşürüz oğlum. Sağ ol. Görüşürüz komutanım. Sağ ol. Ha benim güzel kaktüsüm. Tüm bu zorluklara göğüs gerersin de. Sonra yılda bir kere çiçek açarsın be. Onca fedakarlığa, çileye yılda bir gün. Bir gün. O günü bekliyorum anneciğim. Sabrın sonu selametmiş. Geç benim güzel oğlum, geç. Yani inanır mısın? Sanki böyle içime doğdu. Bugün böyle pır 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 pır. Bilmiyorum, şaşırdım birden. Nasıl görünce birdenbire. Sürpriz! Cimcime nereden çıktı sen? Abicim, ay çok özledim seni ya. Ben de çok özledim. Sen gelmesen ben geliyordum Ankara'ya bak ha. Şeref duyardık efendim. 2 yıldan beri bekliyoruz. Kapımızı çalan yok. Aman öyle altta kalma hemen ha. İnsan bir abisini arar sorar. Hayırsız. Aa, olur mu hiç? Hiç abisini ihmal eder mi benim güzel kızım? Hem benim kızımın abisine bir müjdesi var. Ne müjdesi? Yok öyle müjde falan yok. Ben seni kimseye vermem ona göre ha. Aklından çıkar bunu. Allah Allah. Damadım bunun elinden çekeceği var. Aynen öyle. Mühür elimde Sedef Hanım ona göre. Maalesef Ali Bey, mühür artık bana geçti. Bu ne demek şimdi? Ya, benim kızım savcılık sınavını kazandı abisi. Gerçekten mi? Evet. Helal olsun be, çok sevindim gerçekten. Aslanım benim. Burada staja başlayacağım ama böyle düşündükçe içime heyecan basıyor ya. Nasıl olacak, yapabilecek miyim? Yaparsın sen, yaparsın. Hiç şüphelik yaparsın. Hadi ben masaya tabak falan ekleyeyim. Hadi. Annesi Muazzez. Bu da kız kardeşi Sedef. Bunlar da adresler, telefon numaraları ve bağlantılar. Ne arıyorsan. Babası? Çok önce ölmüş. Asker, kızın savcı oldu. İstediğin oldu. Keşke göreydin ya. Görüyor zaten anne. İftihar ediyordur seninle yavrum. Alim benim. Nasıl ailesine sahip çıktı diye. Ah o günler, o günler gözümün önüne gelir hep. Koşa koşa okuldan gelir. Çantasını bırakır. Doğru işe. Arabamı yıkar. Garsonluk mu yapar? Gece yarısı eve döner. Otur dersini çalışır. 2 saat sonra da uyku. Sonra kalkar. Doğru okula. Şaka değil be. Öyle öyle askeri okulu kazandın sen. Öyle öyle. Bugün savcı olduysam sizin sayenizde. Abicim. Benim için yaptığın fedakarlıkları asla unutamam. Canım benim. O zaman
Koy bakalım şu yağlı tarafından da yiyelim birazdan. Ay abi, iç tokum diyorsun sen de. Hadi ya. Koy hadi. Çok konuşma, koy. Sen çayın içine kokulu çaydan attın mı? Abi sen. Bu bilgileri toplamak hiç de kolay olmadı Nadia. Anlaştığımız rakamdan çok daha fazlasını harcamak zorunda kaldım. Ne kadar istiyorsun? 15 bin dolar verirsen hesap kapanır. Hesap kapandı. Ustam elleriyle sizin için yaptı bu çiğ köfteleri, ona göre. Bu masa taarruza uğramalı. Gönlün rahat olsun Bircan abi. Tüm kuvvetimizle hazırız. Eyvallah kardeşim. E hadi nazlanmayı bırakın da buyurun. Ustam sen ne yaptın ya, bu ne ya? Koç yiğitlerim, can feda size. Ellerine sağlık. Bu nasıl bir lezzettir Şelebi Usta yahu? Yarasın, yarasın yiğidime. Usta, seni bir keyifli gördüm ben. Olmam mı? Yüreğim kaç senedir Karabağ hasretiyle yanar da yanar. Yüreğimin ateşi söndü be ya. Kaç sene sonra Allah bize zafer ihsan eyledi. Kaç asırdır ricatımız bitti. Topraklarımızı teker teker geri almaya başladık ya. Bir asır önce Enver'in, Mustafa Kemal Paşa'nın, Ömer Muhtar'ın düşmanın karşısına dikildiği topraklarda, deryalarda Türk'ün askeri şimdi adalet mücadelesi vermekte. Bu gözler bu günleri gördü ya, hamdolsun. Dahası da Oğuz Kağan'ın lider evlatları tek yumruk oldu elhamdülillah. Diriliş ateşi harlanmaya başladı. Lakin unutmamak lazım. Bugünler için nice yiğitler can verdi. Nice şairler dil döktü. Nice hatunlar ağıt yaktı. Ha bizim kuşak var ya. Bahtı açık bir kuşak biliyor musunuz? Ben de bahtı en açık olanlardan biriyim. Bu yiğitlerden birkaçı da benim yoldaşım oldular. Eyvallah Çelebi Usta. Var olasın. Bu 21. asır Türk'ün asrı olacak inşallah. Hiç şüphem yok.
Artık diriliş ateşi harlanmıştır. Eğer bugün İHA'ların, SİHA'ların, insansız hava araçların düşmana korku, dosta güven veriyorsa düşman rahat uyuyamaz artık. Lakin şu 2-3 asrın muhasebesini iyi yapmamız lazım. Türk Gölü olan Akdeniz'in, adalarımızın, madenlerimizin, petrollerimizin nasıl elimizden çalındığını iyi idrak etmemiz lazım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir de düşmanı iyi tanıyacağız artık. Hem de çok iyi. 7'den 70'e tüm milletimize düşen tek görev bu. Artık savaşlar topyekun yürütülüyor. Eğer her vatandaşımız görevini layıkıyla yerine getirirse, işte o zaman bizi kimse tutamaz. Ağzına sağlık Ali Yüzbaşı. Ne doğru söylersin. Ben bu milletten ümitliyim. Nasıl milli mücadelede dimdik durmuşsa, 7 düvele karşı yürekli bir duruş göstermişse, şimdi karşımızda kim durabilir be ya? He? Ağzına sağlık ustam. Eyvallah. Biraz da ruhumuz şifa bulsun ha. Mehmet kardeşim, nefesine kuvvet. Güzel Türkistan. Güzel Türkistan, sen ana oldun. Güzel Türkistan, sen ana oldun. Seher çağında güllerin suldu. Güllerin suldu. Bayrağını al, kalbin uyansın. Kuzlu esaretin her şey yansın. Kur yeni devlet, düşmanlar düşsün. Yüce Türkistan göklere değsin. Yayıl yeşer öz vatanı gül balları. Bu sadece bir iş Ali Yüzbaşı. Amerikalıların dediği gibi business. Beni anlamanı umdum. Ama bu kaydı dinlediğine göre anlamamış olmalısın. Ben de daha iyi anlaman için altına basa basa söylüyorum. Ahtapot senin tahmininden çok daha büyük ve kolları çok daha uzun. Paris'ten Şam'a, Moskova'dan Berlin'e, Washington'dan Brüksel'e kimin kimlerle hangi yatağı paylaştığını bilsen. Neyse. Ben o ahtapotun kollarından sadece birinin basit bir vantuzuyum. Ama yapıştığın yerin iliğini, kemiğini sömürürüm. Son hedefim sensin. Ve tabii o pırlanta gibi timin. Ertuğrul'un ocağından uyandım. Ertuğrul'un ocağından uyandım. Şehitlerin kanlarıyla boyandım. Şehitlerin kanlarıyla düşman kalesine uzandın. Nice düşman kalesine uzandın.
Sana selam ey şanlı Türk sancağı. 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 Çırpınarak dalgalanır kanadın. Çırpınarak dalgalanır kanadın. Gökyüzüne çıkmak mıdır muradın? Gökyüzüne çıkmak mıdır muradın? Gölgende can vermek ister evladın. Gölgende can vermek ister evladın. Sana selam ey şanlı Türk sancağı. 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 Aferin! Sol! Aferin! Sol! Aferin takım! Sol! 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 Normal adım. İsmail komutanım, hayırdır nefes nefese kalmışsın? Vallahi bir 5 kilometre daha olsa yine koşarım Bora. Hadi oyalanmayın uşuklar. Enerjinizi akşama saklayın, nişana gideceğiz. Akşam şöyle bir sallanır da millet delikanlı görsün komutanım. Evet be. Güzel olacak, güzel. Maşallah. Çok yakışıklar birbirlerine. Cengu, bu kayınpederin derdi ne? Bilmem ama Süleyman'ı çekeceği var belli. Annemin radarları açık, haberin olsun. Hiç kapanmıyor ki. Uykusunda bile aktif. Ya geçen gün Sabancı'nı da aradım. Rüyamda kız gördüm dedi. Allah Allah. Oğlum anneye malum olur. Ya bir bakarak olayım da gerisi nasip inşallah. Tövbe estağfurullah. Ya insan bir cidirme yapar bu sandalyede. Bu ne vaziyettir ya? Zaten hala ikram da başlamaz. Çok biliyorsan kendin yapsaydın Vedat. Bak ne kadar harika bir salon ayarlamış çocuk. Her şeyi üstlenmiş, her yer ışıl ışıl. Sandalyelerin örtüsüne mi takıldın? Minnettar olacağın yerde. Aferin Karim'e, aferin. Hemen laf edecek adam. Ya hani hayat müşterektin? He Vedat, he. Ben bir hazırlıklara bakayım en iyisi. Değil bak. Nedense hep maddi konularda müşterek. La ilahe illallah. Ben ne dedim şimdi ya? Oo, Çelebi Reis gelmiş. Bir bakayım ona. Büşra kızım, sende var mı nişan, söz? Eğitimim için yurt dışındaydım ben uzun süredir Emine teyze. Çalışmaktan fırsatım olmadı o konulara girmeye. Maşallah. Biz işimizle evliyiz, değil mi Büşra'cığım? Olsun, hayırlısı. Olur, olur. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın inşallah. Amin, amin. Çelebi Reis. Abi hoş geldin. Vay güzel kardeşim. Abi ne zahmet ettin ya? Mahcup ettin bizi ha. Çorbada tuzumuz olsun. Şimdi damat beyin arkadaşlarının sürprizi olacak bizlere. Her biri canla başla ülkemiz için mücadele ediyor. Onlar için çok sıkı bir alkış istiyorum. Hadi bakalım. Kim seni bekliyor? Hadi. Bakalım.
arasında bu kadar hazırlanmadık ha. Hadi hadi kes konuşmayı, sahneye çık Cengo. Ne söyleniyor gene? Konuşuyor işte ya, her zamanki Cengo. Ali hadi Ali. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum ben. Mayın oldum, gonca güler. Acem şalın, ince bele. Acem şalın, ince bele. Bakışta yaktın beni, bir bakışta yaktın beni, derdin her gün yaktın beni, derdin her gün yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni, yanıyorum, yanıyorum. Anasının kuzusu.
Ali Yüzbaşı. Komutanım. Ne? Komutanım. Size yakışır. Yok oğlum. Size yakışır lütfen. Komutanım. Lütfen. Bunun hesabını soracağım sana. Komutanım. Böyle çok da beceremem aslında böyle şeyleri yani konuşmayı. O yüzden kusuruma bakmayın. Bildiğiniz gibi Süleyman'dan hızlı koşan yoktur aramızda. Haliyle evlilik yolunda da devrelerinden hızlı davranın maşallah. Yaşadığımız zor günlerin ardından baharla çıka geldi. Bize hayatın tüm güzellikleriyle devam ettiğini hatırlattı. Çoğu zaman mutsuz olmamızın nedeni aslında istediklerimizin olmaması değildir. Gönlümüze kulak vermemektir. Baharla Süleyman gönüllerini dinlediler. Ve evlilik yolunda ilk adımı bugün attılar. Allah tamamını erdirsin. Bir ömür mutlu olun. Amin. Amin. Ve Sacit komutanımızın vekaletiyle bu kurdeleyi kesiyorum efendim. Sana soracağım bunu hesabını. Kesiyorum. Kes. Sağ ol komutanım. Sağ ol.
Beni gördüğüne sevindin mi Yüzbaşı Ali? Tahmin bile edemezsin. Burnunda tutuyordun. Ben de öyle tahmin etmiştim. Nedense pek sevimli geldin bana. Seni öldürmek isteseydim çoktan öldürürdüm. Bak sakın o şansı bana verme. Yok, söyleyeyim sana acıcı kız. Buraya seninle konuşmaya, yani işbirliği teklif etmeye geldim. Bak sen, işbirliği ha? Bu arada kendini ölü göstermek için iyi tezgah kurmuşsun ha. Adadakilerle sıkıntın var galiba. Öyle büyük bir oyun kurmuşsun ki... önceden ayarladığın yere sakladın değil mi kendini o patlama sırasında? Ha? Seni gidi seni. Hatta seni ölü bilsinler diye kulübeye başka bir kadın cesedi koydun değil mi? Ha? Sandığımdan daha zekisin. Evet, kendimi öldü göstererek içinde olduğum yapıyı çökertmek istiyorum. Ve bunun için de senin gibi sıkı bir partnere ihtiyacım var. Teşekkür ederim iltifatın için. Bu arada bu yapı dediğin terör örgütlerine silah satanlar değil mi? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Emin ol buna ömrün yetmez biliyor musun? Paçama dolanan bir tanesi var. Hayatta kalmam onun ikiz kuleler gibi çökmesine bağlı. Duvardaki panoya bakınca ikimizin de düşmanının ortak olduğunu görüyorum. İkimiz birlikte. Dur artık, dinle beni. Silahını bırakırsan belki dinlerim. O kadar da zeki değilsin. Önce sen beni dinleyeceksin. Emin ol ikna olurum biliyor musun? Bu arada kahve sever misin? Çok güzel kahvem var. Ha? Şöyle otururuz iki medeni insan gibi kahve içeriz karşılıklı. Sonra sen ne istediğini anlatırsın. Ha? Çocukluğundan bahsedersin. Olur mu cici kız? Kahve sevmem. Ama Türk devletine hizmet etmek isterim. O zaman kafana sıkmakla başlayabilirsin bak. Sen intikam, ben de sakin bir hayat peşindeyim. Ama ikimizin de hedefi aynı. Kim? Şu panodaki genç subay, Atilla. Onun katilleri desek, sen intikamını al, ben de huzur dolu bir hayat yaşayayım. Silahını bırak, konuşalım. Sığmak istiyorsan seni Türk istihbaratına teslim ederim. Sana güzel bir yer ayarlarız. Şöyle 2 metrekarelik bir hücre. Ha? Tabii hizmetinin karşılığında. Olur mu? Oldu tatlım. Senin zekan iyice düşmeye başladı. Belki bunlar zihnini açar. Bu sadece bir iş, Ali Yüzbaşı. Amerikalıların dediği gibi business. Beni anlamanı umdum. Ama bu kaydı dinlediğine göre anlamamış olmalısın. Ben de daha iyi anlaman için altına basa basa söylüyorum. Ahtapot senin tahmininden çok daha büyük. Ve kolları çok daha uzun. Paris'ten Şam'a, Moskova'dan Berlin'e, Washington'dan Brüksel'e, kimin kimlerle hangi yatağı paylaştığını bilsen. Neyse. Ben o ahtapotun kollarından sadece birinin basit bir vantuzuyum. Ama yapıştığım yerin iliğini, kemiğini sömürürüm. Son hedefim sensin. Ve tabii o pırlanta gibi timin.
Selim. Cengiz. Bora. Süleyman. Ve Tim'in geri kalanının adresleri, telefon numaraları, hesap numaraları, trafik cezaları. Tüm bilgiler bende mevcut. Babasız geçen hayatında hem okuyup hem büyüttüğün biricik kız kardeşin Sedef. Savcı olacakmış. Siz Türklerin dediği gibi maşallah. E tabi anacığına da maşallah. O yoklukta iki evlat yetiştirmek kolay mı? Şimdi sayende Sakarya Sokak, No6'da huzur dolu bir hayat. Nasıl? Güzel değil mi?